Selamünaleyküm. Nereden çıktın sen? Daha senin ayağına gelmiyorsa sen de ayağına gideceksin. Çay içer misin? Eyvallah. Kahve? Yok. Benim para kazanmam lazım Zımba. Acilen dövüş istiyorum. İyi de dövüş yok ortalıkta. Herkes ürktü. Kimsenin çatı çıkmıyor. Bana masal anlatma. Senin yerin 7 kat altında bile gizli yerlerin vardır. Her gece bir maçın vardır senin, garanti. Yahu yok dedim, gerçekten bak. Herkes senin gibi inliyor. Dövüşecek adam çok, dövüş yok. Polis göz açtırmıyor. Ya bırak Allah'ını seversen, sen mi korkacaksın polisten? Niye korkmayayım oğlum? Adamın Ferhat kollar seni. Ferhat Bey'i gören yok. Ben dün gece gördüm Ferhat Bey'i. Arabasına oturmuş piyasa yapıyordu. Konuşsaydın. Kaçtı. Şerefsiz. Bana herifin yerini söyleyeceğim araba. Söyle gideyim yılların hesabını kapatayım. Ne hesabın var senin onunla be? Paramı çaldı. 3 sene boyunca içeride dövüşten kazandığım paraları arakladı. Ferhat gibi bir adam ne yapsın senin paranı? Yok öyle değil. Öyle değil. İçerideki ortamlar farklı. İçeride herkes farklı. Her şey değişik. 4 sene boyunca o benim kabusum oldu, ben onun kabusu oldum. Onun bana kuyruk acısı var. Benim de ona. Şimdi karşılıklı gelip konuşma zamanı. Başını belaya sokma oğlum. İçeriği biliyorsun madem. Bir daha o cehenneme girme. Sen rahat ol, bir şey olmaz. Efendim Çelik. Hı hı. Hı hı. Bir dakika. Kaç kişisiniz? Aynen. Gelişmesi lazım. Sabredecek, azmedecek, seneye çıkacak ortaya. Anlaşıldı. Senden hayır yok bana. Tamam, arayacağım seni ben. Oyalıyorsun beni. Eyvallah. Neyse, kendi işimi kendim görürüm bundan sonra. Hadi Allah'a emanet ol. Başını belaya sokma. Zorla kaçınıyorum sen oğlum. Efendim? Dünden beri seninle konuşmak istiyorum. Biliyorum. Ama daha fazla saçmalık duymamak için konuşmuyorum. Kuzey. Mümkün olduğu kadar uzak olalım birbirimizden. Sinirim oynamasın. Şansını zorlama. Duydun mu beni? Seni o kadar çok seviyorum ki ben.
sadece kardeşim olduğun için değil. Hayatımda en değer verdiğim insansın. Annemden bile daha değerlisin benim için. Cemre'den bile. Aman tüylerim diken diken oldu. Ne sınırlaşıyorsun? Bende para yok oğlum. Ben... senden özür diliyorum. Evde söylediklerim için. Dün söylediklerim için de. Gerçekten çok özür dilerim. İyi tamam anladık. Hiçbir şey. Hiç kimse senden daha önemli değil. Oğlum lafı dönüp dolaşıp Cemre'yi mi getiriyorsun? Ne yapıyorsun anlamıyorum ki ben. Hayır getirmiyorum. Ben sadece artık seninle kötü olmak istemiyorum. Lütfen. Sana yakın olmama izin ver. Sana yardım etmeme izin ver. Benim yardıma falan ihtiyacım yok. İyi tamam. İhtiyacım yok. Ama konuşalım ne olacağını. Hem eve gel artık. Başka yerde kalma tamam mı? Uzun uzun konuşalım. Dur oğlum şimdi işim var. Tamam. Akşam mutlaka gel ama. Tamam bakarız. Hadi eyvallah. Tamam. Dinlemiyordum merak etme. Konuşmanın bitmesini bekliyordum. Ne haber? İyi olmaya çalışıyorum. Bana dün sabah için gerçekten özür dilerim. Beni üzdüğüne değdin mi bari? İkisiyle de aranı düzeltebildin mi? Hayır, daha da batırdım. Gerçekten mi? Ayrıldık deme. Bilmiyorum galiba. Hay Allah. Neyse canım. Hayatın sonu değil ya. Kesinlikle. Gel bir kahve içelim. Tamam. Babam aradı mı bugün seni? Hayır konuşmadık. Arar o zaman. Akşama seni bize çağırıyor. Konuşacakları varmış ikimizle. İkimizle mi? Projelerimizden bahsetmiştim. İş kurmamız için destek olacakmış bize. İyi de Banu. Ben Atilla Sinaner'in şirketlerinin içinde çalışmak istemiyorum ki. Ben kendim bir şeyler başarmak istiyorum. Küçükken yavaş yavaş büyümek istiyorum. Projemiz öyleydi bizim. Biliyorum hayatım. Ya en azından bir yol gösterir, bir şeyler söyler. Ne zararı olur? Ben sana zorla söyletiyorum. Ondan senin aracında destek istiyorum zannedecek. Yemin ederim yok öyle bir şey. Kendi teklif etti. Akşam konuşursunuz zaten, sana da söyler. Kaçta? Okuldan çıktıktan sonra gideriz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.